Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı. Şimdi sizlerle biz 2019-2020 LGS Mayıs ayı örnek sorularının Türkçe bölümünü birlikte çözelim arkadaşlar. İlk sorumuz uzun bir grafik sorusuna benziyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye küresel ısınmanın sonuçlarını en çok hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Burası önemli değil. Tablomuzun ismi neymiş? 2000 ile 2019 arası ortalama sıcaklık değerleri. Tabloyu bir anlayalım arkadaşlar. Şurada küçük olan tabloda son 49 yılın en sıcak olan 6 yılı gösterilmiş. Burada ise her yıl ortalama kaç derece sıcaklık olduğu o yılın ortalaması verilmiş. Gayet basit bir tablo. Şimdi arkadaşlar şurada da Türkiye'nin e, 2000 ile 2000 ortalama sıcaklığı var. 14.100 arkadaşlar. 14. Şöyle burayı gösterelim. Burası önemli çünkü. 14,100. Bu şekilde bir rakam var. Arkadaşlar seçeneklerden bulacağız. Gayet kolaydır grafik soruları. Yeter ki yorumlamayı bilelim. Türkiye'de 2000 ile 2019 yılları arasında ortalama sıcaklık değerinin en düşük olduğu yıl 2011'dir. Bakıyoruz arkadaşlar şurası ortalama sıcaklık değerleriydi. 13,2 en düşük olduğu yıl. Evet hangisiymiş? 2011. Doğru. Bir numara var arkadaşlar cevabımız arasında. Yani Şöyle yapalım. C'yi eleyelim. 2019'da Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşanmıştır. Son 49 yılın en sıcak 6 yılı buradaydı. Tek tek buradan bulmaya gerek yok. İşimiz çok kolay. 1-2010, 2. 2018, 3. 2014, 4. 2019. Evet 4. diyordu. Bu da doğru arkadaşlar. Demek ki 1 ve 2 olacak cevaplarımızda. 3 doğru mu? 2000 ile 2019 yılları arasındaki ortalama sıcaklık. İşte şuraya yazmıştık arkadaşlar, ortalama sıcaklık. Eğer bu bunu bilmeseydik hepsini toplayıp aritmetik ortalamaya bölmemiz lazımdı. 19 yıl varsa 19'a, 20 ise 20'ye bölüp o şekilde bulurduk. Yani bunu vermesine biz bulurduk biraz uzun sürerdi. Peki ne diyor? 2001'in ortalama sıcaklığından fazladır. 2001 yılına baktığımızda 14,5 bu daha düşük. Dolayısıyla burası Yanlış. 3 numara gitti. İlk sorumuzun cevabı B seçeneği arkadaşlar. Sırada ikinci sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda tanıtılan şehirlerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir? Hangi bilgilerin isminin ne anlama geldiği, gelir kaynağı, coğrafi konumu, halk arasında nasıl anıldı? Bakalım deneme yanılma yoluyla bulacağız. Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Jakarta'nın diğer adı Big Durian'dır. Jakarta kendine has iklimi, bitki örtüsü, ve doğal güzellikleri sayesinde seyahatimiz boyunca sıkılmayacağınız bir şehirdir. Monas, Ansonyo Parkı, Ansonyo Rüya Parkı, Endonezya Minyatür Parkı şehirde gezilecek yerler arasındadır. Arkadaşlar önce şunu kontrol ediyorum ve isminin ne anlama geldiği burada göremedik. A'yı eleyelim. Bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'in başkenti Dakka dünyanın en fazla nüfusa sahip 7. şehridir. Çok kalabalık olduğu için şehirde bisiklet taksi uygulaması vardır. Burada da yok gibi halk arasında camiler şehri olarak bilinir. Halk arasındaki anıldığı var. Sıcak yağışlı iklim. Evet. İsminin ne anlama geldiği burada da yok. B'yi de eliyoruz bu şekilde. C'ye bakalım arkadaşlar. İskenderiye 5 milyonu aşan nüfusuyla Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki büyük şehirlerindendir. Coğrafi konumu var. Önemli bir sanayi bölgesi olan Sanayi gelir kaynağı var. Ülkenin dış ticaretinin büyük bir bölümünü karşılar. İsmini Makedonya Kralı İskender'den almıştır. Ama ne anlama geliyor? Yok. Evet cevabımız D olacak. Ancak kontrol edelim. Kuzey Afrika'nın batısında. Coğrafi konumu. Doğru. Fas'ın orta kısmında yer alan Marakaş'ın kelime anlamı Tanrı'nın ülkesidir. İşte isminin ne anlama geldiğini de verdi. Toprağının kızıl renkli olmasından dolayı bölgede yaşayanlar ona... Kızıl şehir demektedir. Bu da arkadaşlar halk arasında nasıl anıldığı. Mar Marakeş dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olduğu için ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Gelir kaynakları da turizm. Tüm seçeneklerimizin uyuştuğu şıkkımız D arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü soruya geçmeden önce çok kısa bir hatırlatma yapayım. Bu örnek sorularımızın pdf linkini videomuzun açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Bizden önce mutlaka kendiniz çözün ardından çözümünüzü kontrol edin. Ayrıca instagram sayfamda heceden heceye sayfasında da sizleri bekliyorum. Orada hepsinin analizini yapabiliriz. Yorumlar yapabiliriz. Eğitimli dair güncel haberleri de birlikte tartışabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu parçanın sonuna Tıpkı bunun gibi bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir. Cümlesi getirilirse hangisi yapılmış olur? Seçeneklere baktığımda hani şöyle anlatım biçimi, düşünceyi geliştirme yolları gibi kavramlar var. Onlardan bir esinleme olacak. Bir bakalım. Büyük firmalar bir yerde mağaza açmadan önce, evvel ön araştırma yapar. Bu araştırmada mağazanın açılacağı bölgeden günde kaç kişinin geçtiğini, genç, geçenlerin yaşı, cinsiyeti ve beğenileriyle ilgili veriler toplar. Niye? Onlara özgü bir mağaza açsın. Ya da mağazayı gerçekten oradan açsın, bunu tespit eder. Tıpkı bunun gibi bir konuşmacı da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir. Evet, çok kolaymış arkadaşlar metnimiz. Ne yaptı? Mağaza sahibiyle, yani büyük firmaların yaptığı mağaza araştırmasıyla konuşmacının yaptığı konuşmacılar hakkında şey dinleyiciler hakkında yaptığı araştırmayı birbiriyle ilişkilendirdi. Onay vermedi yaptığına. Eleştirmedi yapılanları betimleme sözcüklerle resim yapmaktı. Yani gözümüzün önünde canlandırmaktı. Herhangi bir şey de yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzu yine önce siz çözüyorsunuz. Çözdüyseniz birlikte başlayalım çözümüne. Numaralanmış metinlerden hangileri İyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir. Şurası çok önemli arkadaşlar. Yazarlarıyla konuşmak gibidir. Sözüyle aynı iletiye, yani aynı mesaja sahiptir. Bir bakalım birlikte. Ben de iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Bir kitap sevdalısıyım ben. Kitaplardan ve yazarlardan söz ederken büyük bir heyecan duymamam imkansız. Bu ilginç gelebilir size ama bir gerçek. Hatta belki de yaşadığım duygulara bir insanın coşkun hevesleri denebilir. Ne denirse densin bu sevdadan kurtulmam olanaksız. Kitap okurken çok keyif aldığını söylemiş. Ancak dikkat ettiniz mi? Kitabın yazarıyla konuşmak gibi, onunla iletişime geçmek gibi bir ifade kullanılmamış. Dolayısıyla bunun bu mesajı verdiğini söylemek... Abes olur. Daha doğrusu çok mantıklı olmaz. 2. Her kitaptan kulağıma bir ses gelir. Kulağıma bir ses deyince burada bir yakınlık var. Bu öyle bir sestir ki vapurdan belediye otobüsüne bir kişinin çocukluğundan yetişkinliğine başka bir deyişle farklı mekanlara ve zamanlara değin uzanır. Ses bana ne denli güçlü çarparsa fikir mağaramda o, o, oranda yankı bulur. Ses bana çarpıyor kitaptaki ses. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra söz sırası bana gelir diyor. Evet arkadaşlar demek ki yazarı dinliyor kendisi de konuşuyor. Kesinlikle iki numara olacak cevaplarda zaten geriye kalan cevaplarımızda iki varmış. Üç şunu şöyle yuvarlak içine alalım. Bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki yazar olarak Kitaplar bana yaşamda yol gösterir. Gerçi yaşamı çok az çok tanırım ama yine de okuduğum her şey insanın bilmediğim veya daha önce fark etmediğim bir yanını bulup çıkarmış önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta beğeneceğim tek bir cümle bulabilirim. Ama bu tek cümle beni insanlara yaklaştırabilir. Arkadaşlar burada da yazarla konuşmak tarzında bir ifade yok. Yazarın kitabında neler hissettiğini söylemiş. O yüzden 3 numarayı da alamayız. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzda arkadaşlar yine bir tablo gözümüze çarpıyor. Bir anket daha doğrusu burada. Bu görsele getirilebilecek en uygun başlığı sormuş bize. Yani bu görsel bu anket ne için yapılmış? Burada yeşille gösterilen yer hiçbir zaman yapmadığını gösteriyor. Bazen yaptığını sık sık yaptığını her zaman yaptığını oranlıyor arkadaşlar bunları. İnanın bu tabloda şurası bizim için önemli değil. Niye? Biz anketin neye ait olduğunu bulacağız. Yani şu sorular hangisiyle ilişkili onu tespit edeceğiz. Bakalım. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlarım. Peki, tüketeceğim miktarda yemek pişirmeye dikkat ederim. İsraf etmiyor. Çok güzel. Fazla gıdaları dondurucuya kaldırırım. Evet, fazla artanları da dondurucuya kaldırıyor daha sonra yemek için. Gıdaların kalan bölümünü yemek yapımında değerlendiririm. Harika. Alışveriş yaparken uygun fiyatlı yerleri, bu birazcık şeye giriyor, e, güzel bir araştırma. Pintilik demeyelim, cimrilik demeyelim. Uygun olan alıyoruz. En güzeli. Tüketeceğim miktarda gıda satın alırım. Çok güzel. Tamamı israfla ilgili. Yani tüketeceği miktarda iş alıyor, tüketeceği miktarda yemeğini yiyor, kalanı saklıyor. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler bozulmasın, araya gitmesin diyor. Satın almam diyor. Peki bakalım insanların gıda saklama koşulları bir yerde vardı dondurucuya koymak ama tamamında yok. Başlık bütün maddeleri yansıtır gitti. Müşterilerin alışveriş tercihlerini belirleyen faktörler. Birkaç yerde alışveriş tercihiyle ilgili şey vardı. Tamamında yoktu evdeki yemekten de bahsediyor. Bu da gitti. Tüketicilerin gıda tasarrufu tasarruf bizim için anahtar kelime. Biz israf diye kullanmıştık. Burada da israf etmeme diye kullanmıştık. Burada da tasarruf nasıl davranıyorlar? Evet, neler yapıyorlar? Arkadaşlar kesinlikle bu madde bizim en güzel başlığımız olur. Toplam harcama dediği de bir yerde vardı. Pintilikle ilgili başka bir yerde yoktu. C seçeneği doğru. Altıncı sorumuz arkadaşlar sözcükle anlam ünitesinden mecaz anlamın örneği yoktur diyor hangisinde. Arkadaşlar bu konuyu bitirdikten sonra örnek soruları kendi videolarımdan gerçekten harika bir videom var sözcükle anlam konusunda. Yukarıda linkini de paylaşırım sizlerle. Oradan bunu mecaz anlamı gerçek anlamı bu konunun tamamını tekrar edebilirsiniz. Haydi bakalım hangisinde mecaz anlam yoktur onu bulacağız. Siz bulduysanız biz de bulalım. Şurada yeşil gözlü bir çocuk göz yeşil çocuk bir sıkıntı yok. Naylon geçirmiş şapkasına. Naylon gerçek naylon. Şapka da Ferit'e benzettim azıcık. Evet, kim bilir belki de başkasına. Arkadaşlar herhangi bir mecra bulan var mı? Ben bulamadım. Kontrol edelim ama değil mi? Evet. Ufacık yüzünü gördüm kahvenin camın camında. Önümden ele ele vermiş çocuklar geçiyorlardı. Bir kırlangıç havayı yarıp ha, yarmak gitti. Burada mecaz anlamda. İstanbul'da serin mevsim sonbahar. Hazin bir musiki tadıyla başlar. Tat, hazin, ağır adımlarla dolaşır. E, özellikle de burası ağır burada mecaz anlamda. Bu da gitti. Seni bekliyordum yağmur, küçük yağmur. Ekinlerim için değil, kendim için normal. Hani ellerinle bende yeşerttiğin o yağmur kokulu düşüncelerin için yeşerttiğin düşünce arkadaşlar. Yeşertmek burada mecaz anlamda kullanılmış. Evet, cevabımız doğruymuş. A seçeneği. Örnek sorularımızın yedincisine geldik arkadaşlar. Bu par e, paragraf sorusunda parçadan hangilerine ulaşılabilir demiş. Buradan bulmaya çalışalım. Göz kırpmayı etki eden birçok faktörün bulunduğuna bir bakalım. Yetişkinlikte en yüksek seviye ulaşan göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. Evet birisi bu. Gözü sürekli olarak nemli tutma çabası faktör etkiliyor. Göz ön tarafında bulunan ve dış dünya ile temas eden bebeklerde yetişkinlerde kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur ve nemlendirme gerektirir. Geç nemlendirme gerektirir. Bebeklerin uzun uyku süreleri de gözlerin daha uzun süre nemli kalmasını olarak sağlar. Uzun uyku süresi etkiliyormuş arkadaşlar. Ayrıca yüksek dikkat veya yatak gerektiren durumlarda göz kırpma eğilimindedir. Daha az. Bu da göz kırpma. Birçok faktörü var. Dikkat durumlarında daha az göz kırpıyorsunuz. Nemli tutma çabasında daha çok göz kırpıyorsunuz. Bir sürü sebep varmış. Dolayısıyla bir cevaplar arasında olmak zorunda. Zaten sadece C'yi eleyebildik. Bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğine. Neredeydi o bir iş? Şurada yetişkinler yüksek dikkat veya görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir. Göz kırpma sayısı yükseldi ne diyordu? Zaten tam tersi bir işe odaklandığınızda gözünüzü dört açarsınız. Şöyle pörtler gözler ve göz kırpma oranınızda gitgide azalır. Dolayısıyla iki numara yanlış yazılmış. Bunu da eliyorum. Cevabımız ya bir ya da bir ve üç. Peki yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacı artar diyor. Nerede geçiyordu bu? Gözün ön tarafında bulunan... Heh. <laughs> Bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur. Yani daha geç nemlendirme gerektirir. Bebekken daha geç sonradan daha fazla. Yaş ilerledikçe daha çok artıyor. Doğru arkadaşlar o zaman 1 ve 3 cevabımız Bursa. Sırada 8. sorumuz var arkadaşlar. Koyu bölümü okuyalım. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili değildir? Demek ki buradan soruyu bulup yukarıdan metni bulacağız. Yani 3-4 soruyu birleştirmişler aslında. Çok da güzel kaliteli bir soruya benziyor. Bir bakalım. Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? İkisi birbirinden ayrı şey. Burada tek bir şey vardı bu olmaz. Yazma amacım ilk gündeyse şimdi de o. Kendimi ifade edebilmek. Bu nedenle adımı sıkça anadığı ödülleri alamam. Almamam hiç önemli değil. Bu da ne tür yazıyla okuduğuna gitmedi. Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken ha, okurken daha seçici davranıyorum. Denemelere merak saldım. Evet arkadaşlar A seçeneğini üçüncü cümlemizle eşleştirebiliriz. Üçüncü paragrafımızla. Yani A gitti. Peki B'ye bakalım. Yazmak beste yapmak gibidir. Sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz? İkisi birbirine ayrılabilir şeyler değil yazmak, beste yapmak. Evet, ilişkili. Bu herkes olması gereken bir hassasiyet aslında. Harfler sesleri temsil ediyor. Yazmak, beste yapmak. Evet. Kağıdın üzerinde yazan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Dolayısıyla bu sözle ne anlatılmak istediğine de birinci paragrafımızda cevap vermiş. B'yi de eliyoruz. Yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır? Bununla karıştırılabilir arkadaşlar. Ancak bu ses diyor. Beste alakası okumakla farkı. Burada vermemiş. Burada Var mı okumakla farkı? Önemli olan öncelikle onlardan daha iyi birkaç roman yazabilmek. Evet okumakla alakası yok. Okuduğu türler var burada arkadaşlar. Bu da olmaz. C'yi bulamadık. Ancak D'yi bulabilecek miyiz? Edebiyat ödüllerinin sanatınız üzerindeki etkisi. Bir tek şu bölüm kaldı. Bakalım ödül geçiyordu. Adımı sıkça anadığı ödülleri alıp almamam hiç önemli değil. Evet bu ödüllerin sanatım üzerinde önemli bir etkisi yok. Hatta hiç önemli değil. Önemli olan önceki romanlarından daha iyi roman yazmak. Bunu da burada bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar son iki sorumuza geldik. Dokuzuncu sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen görüşü desteklemektedir? Nasıl bir görüş var burada? Modern çağda şöyle bir problem var. Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. İnsan hep başka iklimlerin yeşil kırlarına özlem duyuyor. Bir yere tatile gittiğinde acaba buraya değil de başka yere gitseydim daha mı iyi olurdu diye düşünüyor. Seçmediği her şey için sıkıntı hissediyor. Maalesef arkadaşlar hepimizde var. Şunu şöyle yapsam daha mı iyi olurdu? Örnek soruları bu şekilde çözsem daha mı iyi olurdu? Şey ya yaptığınla bir mutlu ol arkadaşım. Bir keyif al. Bununla yetinmeyi bil. Bakalım görüş çok basit ama hangisi ilişkili? Günümüzde her birimiz A vatandaşıyız. İnternette kastediyor. A bir kez yakalanmaya görün. Onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz verir. Böylece sanal alem gerçek hayatınız. Geç. Burada şükretmekle alakalı bir şey yok. Daha doğrusu bulunduğun ortamdan keyif almakla alakalı bir şey yok. İnternetin hayatımızdaki rolü var. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir çağda kimse diğerinin yüzüne bakmıyor. İnsan ilişkilerinden bahsedecek. Halbuki bizi insan kılan şeylerden biri muhatabımızın yüzünden, sesinden, duruşundan onu okuyabilmektir. İnsan olmak halden anlamaktır. Geç. Anlaşmak için zaman gerekir. Zaman ve mekan. Konuşmanın yanında susmak, birinin söylediğine dikkat kesilmek, kalbinin dostunun kalbine yaklaştırmak gerekir. Bu da insanlık arasındaki ilişkiler, dostluk hakkındaki ilişkilerden bahsediyor. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Yaşantı oburluğu iç içerisindeyiz. Evet. Yani yaşantı bizi doyurmuyor. Ne kadar çok yaşantı tüketirsem o kadar mutlu olurum. Oraya da gideyim, buraya da gideyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım şeklinde bir yanılgımız var. Halbuki sahip olduklarımıza mutlu olabiliriz. Yetinmek. Evet arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar son sorumuz paragrafta bilmemiz gereken kavramlarla alakalı. Özgünlük, duruluk, açıklık gibi. Şimdi tanımını da vermişler. İşin güzel tarafı. Yani yeni nesil soruların bu özelliği çok gayet güzel oluyor. Açıklık, anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde anlaşılır olması. Akıcılık, söylenişi kolay sözcüklerin. Yani akıp gitmesi. Özgünlük, bunu çok iyi biliyoruz. Taklit etmemek, başkasına benzerlerinden farklı olmak. Duruluk. Anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmaması. Evet. Kavramlarımızı tekrar etmiş olduk. Hangisi diyor? Bu cümlede belirtilen hangisiyle alakalı? Bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir söz kalmamasıyla değil, çıkarılacak bir söz kalmamasıyla ölçülür. Yani çıkarılacak bir söz kalmasın metinde. Az sözcük olsun diyor. Ne? Arkadaşlar bulmuşsunuzdur. Gereksiz sözcük bulunmasın. Çıkaracak sözcük olmasın. Tabii ki cevabımız D seçeneği duruluk olacak. Bunları açıklamaya gerek yok. Yukarıda zaten vermiş. Arkadaşlar bir örnek sorularımızın daha sonuna geldik. Sizler de, sizlere LGS'de canı gönülden başarılar diliyorum. Tekrar ediyorum. Kanalımıza abone olup ücretsiz bir şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Bütün örnek soruları vaktinde en hızlı şekilde yayınlamaya çalıştık. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram hesabıma ve yorumlara sizleri bekliyorum. Allah'a emanet olun.